Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi bugün soframızda güzel bir kabak yemeği olacak. Şöyle minik minik çok güzel kibar kabaklarım var. Bunları görünce dayanamayıp aldım hemen. Ama bizim evde kabak çok sevilmez. Bazı evlerde de öyledir biliyorum. O yüzden bana kalsa bunları güzel bir zeytinyağlı yapardım. Ama maalesef o şekilde yemeyecekleri için ben onu kıymalı yapacağım. Şöyle kıyma ayarladım. Ayrıyeten maydanoz ayarladım şöyle bir tutam kadar. 5-6 tane sivri biber temizledim. Yarım kapya biber kullanacağım. Biraz şöyle domates sosum var. 2 tane normal domates de kullanabilirsiniz. Varsa domates sosunuz ondan da ekleyebilirsiniz. 1 tane kırmızı soğanım var. Siz normal soğan kullanın lütfen. 1 tane orta boy. Evde kalmamış. O yüzden dışarıda da yağmur yağıyor. Çıkamadım. O yüzden mecburen onu kullanacağım. Şöyle de 5-6 diş de sarımsaklarım var. Ama hepsini kullanmayacağım. En çok 2 diş kullanacağım. Evet, kabaklarım çok küçük oldukları için... burada da çok güzel böyle çiçeklerim var. Dün bahçeden topladım geldim. Boyunlarını bükmüşler böyle zambaklarım. Ondan sonra dayanamadım onlara. Ben de onları koparttım, getirdim, kestim. Vazoma koydum. Tabii burada birkaç gün daha kalacaklar. En azından kurtarmış olduk. Malum yağmuru da görünce çürüyorlar. Neyse onlar da burada bize eşlik etsinler. Güzellik katsınlar soframıza, yemeğimize. Dediğim gibi şöyle kabaklarımı doğramakla başlayacağım. Küçük oldukları için çok fazla küçük parçalara doğramak istemiyorum. Şöyle iri parçalar halinde verevine doğradım. Şu şekilde. Bunları tepsinin tabanına dizip üzerine de kıymalı harç hazırlayıp onu dökeceğim. Daha sonra da beşamel sos hazırlayacağım. Çok az bir şey. Onu üzerine gezdireceğim. Dedim ya biraz allayıp pullamam lazım. Kabak söz konusu olunca nedense böyle. Ay bunlar yenmez mi? Şunlara bakın. Çıtır çıtır. Demin eşimle konuşuyoruz. Bana ne diyor biliyor musunuz? Sen en iyisi dedim ki kabaklar karşımda bakışıyoruz ne yapsam diye düşünüyorum. Onlar bana ben onlara bakıyorum dedim de. Bana diyor ki sen en iyisi diyor boş ver düşünme diyor. Onları komşuya ver. Bahçeden topladım dersin. Sen başka yemek yap. He dedim işin öyle geliyor değil mi? Yani şimdi eve gelince görecek yine de önünde kabak yemeği var. Aslında ne yapsam yer ama kabağa karşı böyle biraz çekimser diyeyim. Yaptığımda yiyor ama sağ olsun. Kızım da öyle biliyorsunuz her şeyi seçiyor. Zaten o etli yemiyor. O zaten yemeyecektir diye ben de tavuklu yerine etli yapmayı tercih ettim. Hiç değilse biz ağız tadıyla yeriz dedim. Şöyle gördüğünüz gibi doğradım. Hazır bunlar. Şimdi soğan ve diğer malzemelerimi doğrayıp hazırlayacağım. Ve ondan sonra kavurma işlemine geçeceğim. Evet, sebzelerim de hazır, doğradım. Artık kavurabilirim onları ve kıymayla yemeğimizi hazırlayabiliriz. Evet, tavam ısındı.
Şöyle 1-2 kaşık kadar sıvı yağ koyup bir kaşıkçık daha koyayım. Kıymamı kavuracağım. Kıymalarım iyice ezildi. Ekledikten sonra biber, soğan ve sarımsaklarımızı da güzelce hepsini de kavuralım. Hafif dış yüzeylerinin rengi kızarıncaya kadar devam edelim. Ara ara karıştırmaya devam edeceğiz. Evet. Dış yüzeyleri görmüş olduğunuz gibi bayağı kızardılar. Artık domates sosumuzu ilave edebiliriz ya da domateslerimizi. Salça kullanmayacağım. Domates sosunun, domatesin rengi yeterli gelecek. Ama normal domates kullanıyorsanız, istiyorsanız şöyle bir yemek kaşığı hemen salçada ekleyebilirsiniz tabii ki. Baharatlarımızı da ilave edelim. 2,5 çay kaşığı tuz ekledim. Acı seviyorsanız az bir şey pul biber ekleyebilirsiniz. Birazcık karabiber. Şöyle silme hemen. Ardından maydanozumuzu ilave edelim. Ocağımızın altını kapatabiliriz. Harcımız hazır. Fırında da pişecek çünkü daha. Şimdi beşamel sosumuzu hazırlamaya başlayabiliriz. Evet, beşamel sos için tavamı biraz ısıttım. İçerisine bir yemek kaşığı kadar tereyağını eriteceğim. İlk önce. Sadece bir dolu yemek kaşığı un. Kavuralım. Hafif kızarıp pembeleşince sütünü vermeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi bayağı kızardı. Sütlü kahve rengini aldı. Artık sütümüzü verebiliriz. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Çok az bir şey muskat cevizi rendeleyeceğim. Beşamel sosum da hazırdır. Kıvamı sos kıvamında olmalı. Adı üstünde sos. Sos kıvamı budur. Şimdi yemeğimizi bütünleştirelim. Evet, kabaklarımı şöyle bir borcama dizdim fırın kabına.
Üzerine hazırladığım harcımı dökeceğim ve yayacağım. Onun üzerine de beşamel sosumu gezdireceğim ve tekrar fırına vereceğim. Bu şekilde fırında 180 derecede güzelce kızarıp pişinceye kadar, zaten kabaklar çabuk pişer. Evet, daha sonra biraz piştikten sonra, hafif kızarmaya başladıktan sonra çıkartmaya 5 dakika kala üzerine biraz peynir serpebilirsiniz. Kaşar peyniri, çedar peyniri de olur. Eriyebilen her türlü peynir olur aslında. Bence mozzarella bile çok yakışır. Pişiriyoruz ve sonrasında afiyetle yiyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi yemeğimiz pişti. Kızardı üzerleri de. Şöyle kabağını da kontrol ettim, o da olmuş. Bu şekilde de yiyebilirsiniz. Üzerine biraz peynir de serpebilirsiniz dediğim gibi. Ben hemen şöyle az bir şey peynir serpeceğim üstüne. Ay şimdi bu kabak yemeği yenmez mi Allah aşkınıza? Ne kadar lezzetli, ne kadar güzel oldu. Evet, mozzarella peyniri rendesiydi. Kaşar da olur. Şimdi tekrar sadece 5 dakika fırına süreceğim. Hatta fırını kapatabilirsiniz, sıcaklığıyla bile olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi yemeğimiz hazır. Kaşarlar da üzerinde, pardon, mozzarella peynirleri de eridi. Artık sunumu yapabiliriz. Afiyet olsun. Umarım sizler de beğenir, evlerinizde yapar denersiniz. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için. Bir başka güzel tarifte yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.